Herkese merhabalar sevgili Task TV izleyicileri. Klinik psikolog Erdinç Türk ben. Zihin Atlası programına hoş geldiniz. Bizleri Amerika'dan izleyen izleyicilerimize günaydın. Türkiye'den takip eden izleyicilerimize de her zaman olduğu gibi iyi bir öğleden sonrası diliyoruz. Güzel güneşli bir pazar günü. Evet, bildiğiniz üzere Zihin Atlası'nın konjüktürü insanı ve hayatı anlama kapsamında. Bu bağlamda biz de 24. bölümü duyguları ifade etmekteki güçlükleri ayırdık. Hayatın içinde bazen çok büyük zorlukların başlangıcını burada yaşıyoruz. İfade etmekte, ne hissettiğimizi bazen kendimiz anlamakta, bazen patronumuza, öğretmenimize, arkadaşlarımıza aktarmakta zorlandığımız bazı şeyler oluyor. Bir şeyi talep ederken zorlanıyoruz. Birisinin bize verdiği karşılıktan memnun olmuyoruz. Duygusal açıdan bizi hissettiğini fark edemiyoruz ya da duygusal açıdan bizim ona ne kadar yeterli bir düzeyde eşlik ettiğimize dair tartışmaları, problemleri yaşıyoruz. Önemli bir konu, önemli bir durum. Duygularını ifade etmek, karşımızdaki kişiye karşı hissettiklerimizi beyan etmek, bir haksızlık varsa hakkını savunmak, bir noktada öyle olmadığını düşündüğünüz bir noktada fikrinizi beyan etmek, kırıldığımızda, incindiğimizde, yok sayıldığımızda bu noktalara karşılık verebilmek bazen bazı kişilik özellikleri için maalesef ki kolay olmayabiliyor. Peki bu nasıl başlıyor? Bu süreç nasıl devam ediyor? Bu noktada bizim kendi başımıza da olsa psikolojik bir yardım almadan da kendi başımıza da olsa düzeltebileceğimiz bir şeyler var mı? Bu programda birazcık bunlara değineceğiz. Tabii duygularımızı ifade etmekle başlamak belki de en doğrusu olacak burada. İnsanoğlu duygularını nasıl tanımaya başlar ve tanıdığı bu duygularını nasıl ifade etmeye başlar? Burada neyin, hangi argümanların önemi vardır? Bir nebze buralara değineceğiz. Anne rahminden çıktıktan sonra kurduğumuz ilk ilişkiler bizim kişilik ve kimlik yapılanmamızı derinden etkileyen tecrübeleri barındırmaktadır. Yani aldığımız bakım bebeklik döneminde, çocukluk döneminde ve hatta ergenlik döneminde hayatımızdaki insanlarla, çevreyle kurduğumuz iletişim bizim nasıl bir kişilik yapılanmamıza sahip olacağımıza dair bazı belirleyicilere sahip olabiliyor. Bu düzlemde anne baba ilişkileri, bir çocuğun anne ve babası, evin içindekileri, kardeşleri ve çevreyle kurduğu iletişimde bu bağlamda kendi kişilik yapılanmasında önemli yer tutuyor. Duygular peki bunun neresindedir? Aslında kurduğumuz iletişimin niteliği duygularımız ve onları ifade etme konusunda da bazı belirleyiciler oluyor. Yetişmekte olan bir fidan gibi bir çocuk belirli şeylere girişmekte, belirli keşifler yapmakta, bir şeyleri üretme çabasına girebilmektedir. Ve bu yaptıklarının karşılığında da bizim ona geri verdiğimiz geri bildirimler, bizim onu görmemiz, onu fark etmemiz duygularını dillendirmesindeki en önemli etkenlerin başında geliyor. Başarılı bir şey yaptığını düşündüğü zaman bunu bize göstermesi, bizim ona "Aa, sen bunu yaptın, sen mi yaptın, ne güzel olmuş, sen bunu sen becerdin, aa güzel olmuş gerçekten" onun duymak istediği ya da yaptığı hareketin karşılığına denk gelecek karşılığı vermek o noktada o duyguyu yaşamasını sağlayabilen bir geri dönüt oluyor. Veya utandığında veya yanlış bir şey yaptığında, hata yaptığında ya da farklı düzlemde aksaklıklar yaşadığında ise yine ona "O noktada sen bunu nasıl yaparsın, niye yaptın, bak bunu yaptığın için şöyle olacak, artık seni sevmeyeceğim, Ali'nin annesi olacağım, Ayşe'nin, Fatma'nın yanında, bak onlar ne kadar akıllı" dediğimizde de bu kişi yine yaptığından dolayı utanma duygusunu yaşayacak ve kendisini otomatik olarak bir karşılaştırma, kıyaslama sisteminin içerisine götürecektir. Yani bir çocuk bir hareket gerçekleştirdiğinde, bir eylem gerçekleştirdiğinde, bir ürün ortaya koyduğunda bizim ona göre verdiğimiz karşılık o düzlemde o çocuğun duygulanım düzeni için çok önemli. Utandırılmış, geride bırakılmış ya da yaptığından dolayı yeteneksiz hissettirilmiş, yeteneğine sahip çıkmak yerine köreltilmeye çalışılmış bir yapı gerçekleştiğinde de maalesef ki burada olumsuz negatif duygular bu noktada bu kişilik yapılanmasının içerisinde yer alıyor. Utandığını söylediğinde "Ya utanmıyor, niye utanıyorsun, kaç yaşında adamsın, işte sen..." En çok anneler babalar maalesef ki bu tür örnekleri veriyorlar. "İşte sen kız mısın, utanıyorsun?" Böyle bir cinsiyetçi, böyle bir farklılaştırıcı bir mekanizma ile karşılık veriyorlar. "Erkek adam utanmaz, sen niye utanıyorsun?" gibi bir şey dediğinde çocuğun utandım demek ya da utangaçlıkla alakalı bir düzlemde geri bildirimi o duyguyu ifade etmesi
otomatik olarak öne alınmış oluyor. Ya da işte bir şey yaptığında onun sevincini yaşadığında tamam abartma niye bu kadar abartıyorsun işte yaptın başardın anladık gayet güzel olmuş ya da işte güzel işte niye abartıyorsun bunu gibi bir şey dediğimizde de yine sevince dair duygularını ifade etmesinin önüne bir engel koymuş oluyoruz. Ve böylelikle duygularından dolayı utanmayı, duygularından dolayı geri çekilmeyi ya da duygularını ifade ederken aldığı karşılıktan ötürü maalesef ki bunları ifade etmeme yoluna geçebiliyor. Bazı kişilik yapılanmaları özellikle bu noktada çok müsait. Bir virgül koyalım buraya. Maalesef ki sevgili izleyenler kişilik yapılanmaları ile ilgili birçoğusu da maalesef ki psikiyatrik kişilik bozukluklarla alakalı. Sosyal medyada gördüğümüz ya da YouTube'da gördüğümüz birçok video maalesef ki bir uzman olarak bu noktada bizi incitmekte. Kişilerin sahip olduğu psikiyatrik tanı kişilik bozukluğuyla alakalı özellikle narsististik kişilik bozukluğu, borderline kişilik bozukluğu ve daha diğerleri. Bunlar birer etiket değildir. Bunlar birer psikiyatrik tanıdır. Bunlar bir kişilik bozukluğu olabildiği gibi bu noktada da bir kişilik yapılanmasının adı olabilir. Dolayısıyla bir kişiyi bu kişilik yapılanmaları ya da bozukluklarıyla alakalı bir düzlemde etiketlemek maalesef ki etik bir süreci beraberinde getirmez. Etik sürecin karşılığıdır. Lütfen bu noktada dikkat buyurunuz. Bazen görüyoruz işte narsistlerle alakalı 7 önemli cümle. Narsistlere karşı nasıl kendinizi savunabilirsiniz? Bu noktada lütfen unutmayın bunlar birer psikiyatrik tanıdır. Dolayısıyla orada öğrendiğimiz birkaç cümle ya da oradan duyduğumuz, gördüğümüz birkaç farklı betimlemeyle bizler bu noktada eğer birer etiketleme yapacak olursak bir kişilik yapılanmasını, bir kişilik bozukluğunu, bunun tanısını biz koyacak olursak bu noktada etik bir ihlali işlemiş oluruz. Lütfen buraya dikkat buyurunuz. İnsanların kişilik yapılanmaları, karakter yapılanmaları birer psikiyatrik tanıyla etiketlenemez. Lütfen buraya dikkat buyurunuz. Burası çok kıymetli. Keza çocuklar için de böyle. Bu gerçekleştiği zaman da bunu sık kullanan bireyler varsa buradan kendi kişilik yapılanmalarına bakmalarını önemli öneriyoruz bu noktada. Şimdi tekrar dönelim duygulanım kısmına. Duygularını tanıtması, duygularını dillendirmesi noktasında yardımcı olunmayan bireyler maalesef ki ileride duygularıyla alakalı işlemler gerçekleştiğinde zorluk çekebilmektedirler. Kendilerini ifade etmekte zorlanmaktadırlar. Duygularının ne olduğunu anlamlandırmakta ve onu dışarıya çıkarmakta zorlanmaktadırlar. Sosyal ilişkiler kurarken duygular bizim için çok önemli bir perspektiftedir. Eğer biz duygularımızı dillendirmeyi, duygularımızı karşıya aktarmayı beceremediysek, beceremediğimiz zamanlarda maalesef ki sosyal ilişkilerimizde sekteye, sıkıntıya uğramaktadır. Dolayısıyla kişilik yapılanması ve duyguların ifade edilmesinin başlangıcı çocukluk çağı tecrübelerimize çok dayanmakta ve bu noktada da engellenmeler, o duygudan dolayı utandırılmalar, o duygudan dolayı cezalandırılmalar ya da o duygudan dolayı dalga geçirmeler gibi şeylerler yaşadığı zaman insanoğlu geçmişinde maalesef ki ileri düzlemde kendisine dair, duygusuna dair bir şey ifade etmekte zorlanır. Sen düştün, ne oldu, acıdı, sen sonra ağladın, ben burada yoktum diye mi ağladın? Ya sen tek olduğunda mı o zaman yalnızlıktan mı korktun gibi cesaretlendirmeler, o duygunun dillendirilmesine yardımcı cümleler bir çocuğun kendisini tanımasını, duygusunu tanımasını ve her şeyden öte duygusunu dillendirmesine çok yardımcı olabilir. Dolayısıyla duygularımızı ifade etmenin başlangıcı çocukluk çağı tecrübelerimiz ve evin içindekilerin, çevremizdekilerin bu noktadaki desteği bizim için çok önemli. Duygusunu ifade ettiği için dalga geçirilen çocuklar, özellikle okulda ya da yaşadığından dolayı duygusunun ne kadar can acıtıcı olduğuna dair bir geri bildirim veren çocuklar aynı karşılığı bulmadığında da yine bu duyguyu ifade etmekten kolaylıkla vazgeçebilmekte, bu duygunun üstünü kapatmakta ya da bu duyguyu anlamlandırmakta maalesef ki zorlanmaktadır. Lütfen buraya dikkat buyurunuz. Özellikle sevgili ebeveynler, anne babalar, bir çocuğun kişiliği, kimliği sizden aldığı bakımla şekillenebilir ve sizin verdiğiniz bakım bu noktada oldukça önemli. Duygularda da duyguları tanımlamaktadır. Dolayısıyla şöyle bir şey diyebilir miyiz? Az önceki kısma ek olarak kişilik yapılanmamız da duygularımızı ifade etmekle alakalı bir düzlemi içerir. Bir kişilik yapılanmasında grandiyozite olan bir yapıda özellikle öz seviyesi olan
kendi uzuvlarına karşı aşırı ilgisi olan bireylerin kendi duygularını ifade etme şekilleri de farklılık gösterebilir. Ya da ajite edebilirler, aşırı düzlemde kendi duygularının önem verilmesi gerektiğini ortaya koyabilecek düzlemde fikirler ya da söylemler ortaya koyabilirler. Kimi kişilik yapılanmalarında ise bu çok daha farklıdır. Duygusunu ifade etmek yerine, duygusunu ortaya çıkarmak yerine tamamen kendi içine kapanır, kendi odasına kapanır ya da insanlarla az iletişimi içeren meslekleri icra ederek duygularını ifade etmekten vazgeçebilecek bir düzleme ya da en az şekilde, en minimum şekilde ifade edebilecek bir düzlemde hayatlarını devam ettirirler. Bu burada olan büyük bir aksaklık anlamına mı gelir? Bu bir kişilik yapılanmasındaki aksaklık ya da bir kişilik bozukluğu anlamına mı gelir? Bunlar uzun süreli profesyonel görüşmelerden sonra konulan tanılardır. Dolayısıyla etiketlemek az önce dediğim gibi bu noktada maalesef ki etik dışı bir ihlal anlamını taşır. Kişilik bağlantısıyla duyguları ifade etmenin arasında bir bağlantı var mı diyecek olursak elbette ki var. Bu noktada sahip olduğumuz kişilik yapılanmamız bizim o duyguyu anlamlandırmamızı, o duyguyu nasıl dışarı çıkarmamız ya da o duyguyu nasıl ifade ettiğimiz ile derinden ilişkili olabilir. Fakat bu demek değildir ki sadece kişiliğimizin duygularımızı insanlara dışarıya aktarmakta etkisi vardır. Bunu demek çok da mümkün değil. Çünkü aynı zamanda içinde bulunulan toplum, içinde bulunulan grup veya içinde bulunulan ortam o duyguları nasıl aktaracağımız kısmında da belirleyici olabiliyor. Bir akran grubunu düşünün, ergenlik döneminde özellikle bir akran grubunu düşünün. Evin içerisinde kendisini rahatlıkla ifade eden, duygusunu ifade eden ya buna üzüldüm, buna kırıldım, bundan dolayı kırıldım, burada utandım diyebilen bir ergen arkadaşımızı düşünün. Akran grubu içerisinde yine aynı şekilde bu duygusunu ifade ederken onunla en ufak bir dalga geçilmesi ya da anlamsız bulunması söyleminin onun bu noktadaki bazı şeyleri sorgulamasına sebebiyet verebilir ve böylelikle duygularını ifade etmekte bir sansür, bir kısıtlama getirebilir. Her şeyden öte insanoğlunun duygusunu ifade etmesi için duygu da değil, hayatta herhangi bir noktayı, herhangi bir konuyu ifade edebilmesi için önce onun ne olduğunu tanıması ve anlamlandırması gerekir. Dolayısıyla duygularda da böyle bir şey var. Bizler bir duygumuzu ifade etmekte zorlanıyor, sansürler kullanıyor, bekliyor. Kendi içimizde, kendi kendimize konuşarak onun üstesinden ya da o duyguyu yatıştırmak için kendi kendimize uğraş veriyorsak, bu noktada kıymetli olan kısım da yine buraya bakabilmektir. Bizler acaba nasıl bir mekanizmanın içindeyiz ki bu noktada bu duyguyu tanıdık mı, gördük mü, görmedik mi, anlamadık mı ve anlamadığımız bir şeyi nasıl dışarıya verebiliriz? Öfkelidir bir kişi, öfkeli olduğunun farkındadır. Fakat neden kaynaklı bir öfke yaşadığını ya da gerçekten onun öfke olup olmadığını bilmesi, duyması, anlaması çok önemli. Duyguyu içeride kendi zihnimizde anlamlandırdıktan sonra onu ifade edebiliriz. Duygu karışıklığı, duygu uçuşmaları, duygu farklılıkları günlük yaşantıda çok sık görülen, çok sık rastlanan bir şey. Bir güne başladıktan sonra o gün tamamlanana kadar bizler bir sürü farklı duygu hissediyoruz. Bizler bir sürü farklı duygu yapısının içerisine girebiliyoruz. Dolayısıyla bunları tanımak, bunları aktarabilmenin en kolay yoludur. Bazen birisi için bir şey talep etmek, bazen bir noktada bir arzuda bulunmak, bazen üzüldüğünü, bazen utandırıldığını, bazen geride bırakıldığını aktarabilmek duygu yoluyla hepimiz için zor olabiliyor. Acaba peki bu genel olarak toplumun zaten duygusunu ifade etmekteki zorluğuna dair bilimsel araştırmalara baktığımızda %10 ile %15 arasında insanların duygularını ifade etmekte bazı zorluklar yaşadığını görüyoruz. Özellikle erkekler hanımefendilere, kadınlara istinaden daha fazla oranda duygularını ifade etmekte bazı zorluklar yaşıyorlar. Bu zorlukların içerisinde tabii sadece ve sadece çevresel ya da ailesel faktörler yoktur. Bazı fiziksel aksaklıklar da bir kişinin duygusunu ifade etmekte, dillendirmekte ki zorluğuna maalesef katkı sağlayabilmektedir. Özellikle alexitimi dediğimiz rahatsızlık, psikiyatrik tanı, duyguda, duygusal kısıtlama, bağ kurmakta zorluk, sosyal iletişim becerilerinden bazen yoksun olmayla karakterize olan bir rahatsızlık alexitimi. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Doktor Yusuf Bilge de alexitimi ölçeğini Türkçe'ye çeviren Türk akademisyen diye hatırlıyorum. Oldukça kıymetli bir çalışma. Alexitimi'de ne vardır sevgili izleyenler? Duygusal bağ kurmakta olduğu hissettiği durumu aktarmakta ya da duyguyu aktarmakta yaşanan zorluklarla karakterizedir. Çok coşkulu bir andır, inanılmaz güzel bir şey yaşanmıştır sorarsınız nasılsın, mutluyum ya da mutsuzum.
O duyguyu dillendirmek, açmak, derinlemesini ortaya çıkarmak, şöyle oldu, böyle oldu, detaylandırmak gibi bir noktada maalesef ki aksaklık yaşar Alexi Timi rahatsızlığından muzdarip bireyler. Ve maalesef ki bunu da en çok gördüğümüz kısım Asperger ve otizm sendromunda bu noktanın çok fazla yaşandığını görüyoruz. Özellikle orada bu rahatsızlıklardan maalesef ki muzdarip olan bireylerin içinde bulundukları duyguyu anlatmakta zorlandıkları, duygunun tanımını yapmakta zorlandıkları ya da o duyguyu karşıya aktarmak gibi bir noktada zorluk yaşadıklarını biliyoruz. Bu kıymetli bir kısım. Sevgili izleyenler, bir 15 dakikamız doldu. Kısa bir ara verelim, bir reklam arası verelim. Belirli bir süre sonra da bizler ne yapabiliriz? Duygumuzu ifade etmek için kendi adımıza neleri geliştirebiliriz? Bu noktayı konuşacağız sizinle inşallah. Özlediğiniz Türk lezzetleri Merve ile sofranızda. Yöresel peynirler, helal kesim etlerden mis gibi sucuklar, yoğurt, ayran ve enfes börekler için yufka çeşitleri Merve'de. İster marketten, ister online alışveriş sitelerinden Merve ürünlerini alın, sağlıkla beslenin. Merve, 20 yıldır güvenle. Plumbing ve heating hizmeti için New York'un Long Island bölgesindeki Erol's Plumbing'i seçin. Long Island bölgesinde hizmetinizdeyiz. Telefon numaramız 631-586-22-0. The world is changing. It's time for you to make that decision. Learn English. Zoni Institute is your real and virtual option to learn English online. With certified American teachers and live class interaction, Zoni Institute allows you to set your own schedule and organize your calendar. Learn English from the comfort of your own home using any digital device. Zoni Institute. Live the experience of learning English online. Evet, herkese tekrar merhabalar. Kısa bir reklam arası verdik. Duyguları ifade etmekteki zorluklara değindik az önce ve Alexi Timi rahatsızlığıyla alakalı bu bağlamda bazı bilgiler verdik. Duygusal kısıtlama da olur bu kişilerden. Bunlardan bahsettik. Bağ kurmakta zorlandıklarından, sosyal iletişim becerilerinin bazen tam olarak hepsini sergileyemediklerinden bahsederiz. Ve bir noktada da duyguyu ifade etmekte donuk tavırlar sergilediklerini görüyoruz. Bu noktada bu bireylerle ilgili yapılan başka bilimsel araştırmalarda da sağ beyin ve sol beyin arasındaki bazı iletişimlerin aksaklık yaşadığına dair veriler de mevcut. Dolayısıyla bu noktada Alexi Timi rahatsızlığı özellikle duyguları ifade etmekte yaşanan zorluklarla karakterizedir diyebiliriz. Peki hocam, duygusal ifadeler olmadığı zaman, duygumuzu ifade etmediğimiz zaman neler yaşanıyor? Başka psikolojik bozukluklarla bağlantısı olabiliyor mu bunun? Elbette ki olabiliyor. Duyguyu dışarıya çıkaramadıktan sonra, o duyguyu boşaltamadıktan sonra psikosomatik rahatsızlıkların da bu noktada aktif olduğunu görebiliyoruz. Ve bu da bizim duygularla alakalı bir kısımda oldukça önemli. O duygu, yaşanan duyguyu, öfkeyi, pişmanlığı, rahatsızlığı, ya içimde bir şey var da tam olarak bilmiyorum, yani ağlamak istiyorum, ağlayamıyorum. Ya yeterli düzeyde de bana çok da samimi gelmiyor insanlar. Dolayısıyla onlarla da çok da fazla iletişim kuramıyorum gibi bir noktada kişilerin bu duyguyu ifade etmekle alakalı bazı şikayetlerin olduğunu ve bize başvurduklarını biliyoruz. Duyguyu ifade edemediğimiz zaman onun deyim yerindeyse üzerimizde bir ağırlığı olur. Onu boşaltamadıkça, ondan kurtulamadıkça, o duyguyu doğru adreste, doğru şekilde boşaltamadıktan sonra maalesef ki bir hazne gibi düşünün. Bir kapasitesi olan bir hazne bizim zihnimiz. Orada birikmeye başlar. Biriktikçe de maalesef ki bazen istenmedik yerlerde, istenmedik düzeyde bir öfke, istenmedik düzeyde bir anda bir kişi yolda giderken birdenbire ağlamaya başlayabilir. Birdenbire çok ufak bir hatada inanılmaz derecede parlayabilir, yoğun bir öfke çıkarabilir.
ya da çok sıradan normalde anlayışla karşılayabildiği bir noktada ileri düzeyde, ileri uçta bize geri tepkiler verebilir, duyguları ortaya çıkabilir. Bu düzlemde de baktığımız kısım acaba bu birikimin ne zamandan beri olduğu, bu kişinin duygularını ne zamandan beri sansürlediği ya da engellediği ya da dışarıya çıkaramadığı. Evlilik problemleri, çift problemlerinde de bunları sık sık görüyoruz. İki kişi birbirini tanıdığını iddia ediyor. İki kişi birbirinin duygularını tanıdığını, fiziksel olarak, ruhsal olarak birbiriyle doğru iletişimi, doğru şekilde birlikteliği kurduğunu düşünürken maalesef ki bir anda bir olay patlak verebiliyor. Kişi eşine içinde olduğu duyguyu anlatmakta zorluk yaşayabiliyor ya da o duyguyu farklı bir şekilde tezahür edebiliyor. Bazen bir kıskançlık öfkeyle ifade edilebiliyor. Bazen bir utanma duygusu, birincil, ikincil duygular bunlar. İkincil bir şekilde yine öfkeyle ortaya çıkabiliyor. Fakat o kişiyi dinlediğinizde, o kişinin kendini ifade etmesini kolaylaştırdığınızda bu noktada görüyoruz ki o kişinin öfkesi birincil bir duygu değil, direkt olarak uyanan bir duygu değil öfke. Öncesinde utanmıştır, öncesinde buna benzer bir şey yaşamıştır ve ardından öfkeyle alakalı bir şey çıkmıştır ortaya. Eşlerin birbirini, çiftlerin ya da partnerlerin birbirini anlaması, dinlemesi, duygusal bağlamda birbirlerine erişebilmesi ilişkinin ömrünü uzatan en temel noktalardan birisidir. Çiftlerden birisi kendini ifade etmek yerine odaya kapanmayı seçiyor. Kendini ifade etmek yerine onu içeriye atmayı, içeride onu baskılamayı düşünüyor ya da uyguluyorsa bu noktada ya karşıdaki kişinin, partnerinin bu kişinin çıkan duygularını fark edemediğini görüyoruz ya da fark etse bile gerekli eşliği yapamadığını ya da o duygusal karşılığı karşı tarafa geri veremediğini görebiliyoruz. En sık olan ya da bize gelen en sık şikayetlerden birisi de budur. Beni anlamıyorsun, benim duygularımı fark etmiyorsun. Hanımefendiler, genelde beyefendiler için ne var yani birazcık bu noktada kibar olsan. Bak ben burada ağlıyorum, ben burada ne kadar incindiğimi anlatıyorum. Orada adam bana kalkmış diyor ki ya sen de iyice abarttın, burada ne var burada buna bu kadar kırılacak gibi bir düzlemde yaşandığı zaman dolayısıyla bir öfke çıkıyor ortaya anlaşılmamazlıktan dolayı ve böylelikle de problem küçük bir noktadadır belki de ama gittikçe büyümeye başlıyor. Çocuklar için de böyledir. Orada ergenlik döneminde ya da çocukluk döneminde bir reddedilme hissiyatını yaşamıştır. Reddedilmenin o duyguyla karşılık olarak, o duyguya karşılık vermek oldukça zor. Onu sindirmek, onu anlamak oldukça zor. Kişinin canının yandığı bir şeyi o noktada karşıdaki bireyler küçümsemeye başladığı zaman özellikle çocuklarda bu olur. Ebeveynler ya da yetişkinler o çocuğun hissettiği o duyguyu küçümsemeye ya da değersizleştirmeye başladığı zaman orada gerçekleşen şey o çocuğun kendi kişilik ve kimlik yapısını sorgulatmaya başlar. Yani kendisinin yeterince güçlü olmadığını, kendisinin yeterince kırılgan olduğunu, kendisinin bu noktada bununla başa çıkabilecek yeteneklerde olmadığına dair bir sorgulamaya kadar götürebilir. Fakat orada onun duygusuna eşlik ettiğiniz zaman neden ağladığını, neden moralinin bozuk olduğunu, neden burada bu kadar sert tepki verdiğini, neden elindeki vazoyu duvara fırlattığını, bu öfkenin nasıl, ne şekilde geliştiğini ve onu nasıl kontrol edebileceğine dair geri dönükler verdikten sonra görüyoruz ki bu çocuklar kendi kimliğini ya da kendi kişiliğini sorgulamak yerine duygularını ifade etmenin bir yolunu arayabilirler, bir yolunu aramaya başlayabilirler. Ve bu da önemli bir kısım. Kendi duygularını ifade etmenin yolunu ararken bizden onlara doğru gelen eko, bizim verdiğimiz karşılık burada da temel belirleyici olabiliyor. Şimdi negatif, olumsuz duyguları annesine babasına aktarırken karşıdan bir eko gelmemişse, fark edilmemişse, o duygunun ne anlama geldi ya da o duygunun değeri üstünde bir konuşma olmamışsa çocuk bunun işe yaramadığını, dolayısıyla bunu ifade etmenin en güzel yolunun öfke olduğunu görebilir ve dolayısıyla negatif hissettiğinde, olumsuz hissettiğinde, hayal kırıklığı yaşadığında bunu öfkeyle çıkarabileceğini fark eder. Çünkü ancak o zaman annesi babası görmüştür öfke olduğunda. Dolayısıyla böylelikle başka duygularını ifade ederken de yardımcı argüman olarak ya da bazen ana argüman olarak öfkeyi kullanır. Bazı davranım bozukluğuyla alakalı şikayetlerle gelen bireyler vardır. Oğlum, kızım çok asabidir. Bir şeyleri kırıyor, atıyor sürekli. Bir şekilde konuşmakta zorlanıyor. Peki siz bu noktada ona ne şekilde yardım ediyorsunuz diye sorduğumuzda görüyoruz ki eşlik etmek maalesef ki çocuğun istediği düzlemde, anladığı, gördüğü bir düzlemde maalesef ki gerçekleşmemiş olabiliyor. En önemli, en kıymetli sıkıntılardan birisi de bu noktada. Ve
ne yaptıkları, ne ettikleri, insanların birbiriyle iletişim içindeyken neden öfkelendiklerine dair önemli kısımlardan birisi de duygularını ifade etmekle alakalı, özellikle bu noktada kullandıkları dil sen dili ve ben dilidir. Oldukça tehditkar ve tetikleyici bir dil, sen dili. Duygunuzu ifade ediyorsunuzdur, üzülmüşsünüzdür, o noktada kızgınsınızdır. Sen beni çok kızdırdın, sen beni çok üzdün, sen bu noktada böyle yaptın gibi bir sen dilini kullanarak duygumuzu ifade etmeye başladığımız zaman orada da tehditkar bir şey başlıyor. Böylelikle karşı tarafı tetiklediği bir çatışmanın tam içine, tam ortasına götürdüğü bir düzlem oluyor. Hocam siz diyorsunuz işte duygularını ifade et, onları boşalt, biriktirdiği zaman daha kötü olur diyorsunuz. Ben anlatıyorum, bu adam anlamıyor ki, karşındaki adam ben duygumu dediğimde daha çok öfke çıkıyor. Bir gelin bakalım hanımefendi ya da beyefendi, bu duygularınızı nasıl aktardığınızı, birbirinize nasıl ifade ettiğinizi, gelin bakalım dediğimiz kısmında da işte orada görüyoruz ki sen bunu yaptın, sen beni üzüyorsun, sen burada beni pişman ettin, sen beni burada utandırdın, senin yüzünden bunlar oldu gibi suçlayıcı bir sen dili kullanıldığı zaman aradaki o duygusal bağı ya da aradaki o duygu ifadesini anlamak karşı taraf için oldukça zor bir yere gelebilir. Çünkü sen dili otomatik olarak karşıda da bir defans mekanizmasını oluşturmaya çok uygundur bu düzlemde. Ve sen diliyle itham edilen bir kişi doğal olarak bazen kendini savunacak bir düzleme doğru geçer. Sen bunu yaptın ama sen de bunu yaptın. O zaman sen de böyle davrandın. Sen de bu şekilde gittin gibi. Suçlayıcı bir üslup duyguların ifadesinin önüne geçer. Gerçek problemin önüne geçer. Kişilerin ve insanların birbirini anlamasını, maalesef ki bu noktada bir problem varsa bile onu büyütmesini sağlayabilir bu noktada. Ve istendik bir şey midir? Tabii ki istendik bir şey değildir. Stresler, travmalar, yaşadığımız olumsuz durumlar da yine bizim duygumuzu ifade etmekteki bazı zorlukları beraberinde getirebilir. Hocam ya çok şen şakrak bir kızdı, çok şen şakrak bir erkekti. Gayet de güzel konuşurdu, iletişim problemi yoktu. Fakat bir şeyler yaşadı, bir trafik kazası, birisi vefat etti, bir şey oldu. Sonrasında adamın ya da hanımefendinin ya da beyefendinin yani ne olduğunu, ne yaşadığını anlamakta zorlanıyoruz. Çok böyle şey gibi duruyor, böyle hiçbir ifadesi yok, afekti yok, hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Orada görüyoruz ki yaşanılan bu durum neyse, travmatik olay neyse ya da kuvvetli bir stres halindeyse o kişi duygularını ifade etmekten çekilebilir, onu bastırabilir ya da bazen de daha farklı bir şekilde devalüe edebilir ya da aşırı bir şekilde ajitasyon haline getirebilir. Bazı psikiyatri bozukluklarla da özellikle depresyonda bu çok fazladır. Kişi içinde bulunduğu durumu, duyguyu ajite ederek boşaltmaya çalışır. Ben öldüm, bittim, mahvoldum, çok kötüyüm, geçmeyecek, değişmeyecek, benim ömrüm hep böyle gidecek, bunlar hep tekrar edecek gibi bir düzlemde ajitasyon çıktığı zaman burada yine kişi içinde bulunduğu çaresizliği, kişi içinde bulunduğu negatif durumları boşalttığını zanneder ya da aktardığını zanneder. Fakat maalesef ki o ajitasyon kısmı doğru bir şekilde o duygunun boşalmasını engelleyebilir ya da onun bir kısmının boşalmasını, belirli bir kısmının yine zihinde hapsolmasını sağlayabilir. Bir diğer kısım ise önemli olarak gördüğümüz duyguları ifade etmekte o duygusal karşılığın birbirine denk gelmesi. Biz bir coşkuyla, bir hüzünle ya da önemli bir noktada buna benzer bir şekilde bir duygu ifadesinde bulunuyorsanız karşıdaki kişinin de bu duyguya karşılık vermesi anlaşılmışlık hissiyatını beraberinde getirir. Ve anlaşılmış hisseden kişi bu noktada öfkeden de bertaraf olabilir ya da çeşitli problemlerin ya da çeşitli uç noktadaki duygulardan da bertaraf olabilir. Fakat eğer kişi duygusal bağlamda bir açılım gerçekleştirmiş ve maalesef ki bu coşku, bu hüzün ya da buna benzer bir şey karşıdan bir eşlik görmemişse, duygusal bir karşılık bulamamışsa, bu noktada belirli bir süre sonra o kişi o duyguları ifade etmenin de yine maalesef ki doğru olmadığını ya da o başka bir yolu bulmasını gerektiğine dair fikirlere sahip olabilir. Şimdi kendini ifade etmek, duygularını ifade etmekle alakalı bazı anketler yaptık bu hafta sosyal medya hesapları üzerinden. Dilerseniz o anket sonuçlarını sizinle paylaşalım bu noktada sevgili Reji. Daha sonrasında onun da üstüne birazcık yorumlar yaparak bu noktada kendini ifade etmek için kendimiz ne yapabiliriz, o bilgilere geçelim. Şimdi aşırı ilgi beni rahatsız eder. Bu noktada bir düzlemde birileri sizinle ilgilendiği zaman, birileri sizinle bir noktada belki de bir talebe doğru getirdiği zaman bazılarımız
o ilgiden rahatsız olur. Çünkü orada bir duygu boşalması olabilir, duygu yoğunluğu olabilir, duygu iletimi olabilir. Kimimizin kişilik yapılanması ilgiyle alakalı bir kısımda maalesef ki işgal edilmiş hissedebilir. Dolayısıyla kendini geriye çekebilir. Burada da görüyoruz ki katılımcılarımızın %56'sı evet ben rahatsız oluyorum diyor. %44'ü de hayır aşırı bir şekilde ilgi beni rahatsız etmiyor. Tam da ihtiyacım olan şey odur diyor. Buradaki kısım yine ilgi de bir duygu ifade şeklidir. Sahip olduğunuz o kişiye dair pozitif duygularınızın ifade şeklidir. Şayet bundan rahatsız oluyorsanız o kişiye bunu doğru kırmadan yönetebileceğiniz bir düzlemde her iki kişinin konuşmasını gerektirecek bir düzlemde geriye verecek olursanız o kişinin kendini ifade etmesine çok yardımcı olmakla beraber kendiniz kendinizi daha doğru, daha anlaşılabilir, daha o duygunun neden kaynaklandığını anlatabilir ve o kişinin kırılmasını, o kişinin pişmanlık hissiyatını, o kişinin utanmasının önüne geçebilirsiniz. Bu soruyu birazcık uzantılı olarak bu yüzden sormuştuk. Sırada bir diğer anketimiz var bununla alakalı. Bu direkt konuyla alakalı duygularımı ifade etmekte güçlük çekiyorum. Bakınız anketleri yaklaşık 3000 ya da 4000'in üstünde katılımcı ile gerçekleşti bu anketler sosyal medya hesabımız üzerinden. Burada da %68'in evet duygularımı ifade etmekte zorluk yaşıyorum dediğini görüyoruz. Ve bu oranın bu kadar büyük olduğunu görmek aslında bu haftanın da konusunun bu olması gerektiğine dair bize önemli bir bilgi vermiş oldu. Yapılan toplumsal araştırmaların birçoğunda %68 olarak çıkmıyor tabii ki bilimsel araştırmalarda. %10 ile 15 arasında çıkıyor. Fakat toplumsal iletişimde, toplumsal şiddette, toplumsal ayrılıklarda, toplumsal problemlerde insanların birbirlerinin duygusunu anlaması ya da bir kişinin kendi duygusunu ifade etmesindeki zorlukların ne kadar önemli rol oynadığını görebiliyoruz bu noktada da. Dolayısıyla eğer bizler ifade zorluğu yaşıyorsak orada kuvvetli ve kaliteli bir ilişki kurmak maalesef ki her zaman mümkün olmayabiliyor. Olan sorun olduğundan daha büyük bir hale geliyor. Doğru bir plan kurmak, o plana uymak, devam ettirmek ve sonlandırmakla alakalı maalesef ki aksaklıklar yaşıyoruz ve evin içerisinde özellikle çift ilişkilerinde, evlilik ilişkilerinde bu ifade etmenin zorluğu, yanlış ifade etme şekli ya da bazen örneğin sen dili gibi bir ifade şekliyle dışarı çıktığında da doğru adrese, doğru zamanda, doğru şekilde varmadığını görüyoruz ve bu da problemimizin üstüne daha büyük problemler katmasını sağlıyor. Bununla alakalı bir anketimiz daha vardı sevgili izleyenler. Herhangi bir kişiden bir şey talep ederken zorlanırım. %83 yine oldukça yüksek bir rakam. Yine buna da 3000'e yakın bir kişi katıldı diye hatırlıyorum. Ve bu kısımda ya bu direkt olarak duyguyla bağlantılı diyebileceğimiz bir şey değil. Fakat duygu kendini ifade etmekle alakalı bir şeydir. Birisinden talep ederken aslında bir ifade şekline geçersiniz. O noktada eğer ya bazen ya hocam birinden bir şey istedim mi kendimi çok ezik hissediyorum. Kendimi çok böyle muhtaç hissediyorum. Yani onun gözünde de o pozisyona girmek istemiyorum. O yüzden yani öyle birisi olmasa da karşımdaki onu öyle algılamasa bile benim için onu yapmak zor oluyor dediğinde şayet bununla alakalı bu gibi şeylerden müzdaripseniz burada da kendini ifade etmek ve duygularını ifade etmekle alakalı bazı problemler yaşanıyor diyebiliriz. Sevgili izleyenler şayet kendini ifade, duygularını ifade etmekte güçlük yaşıyor, zorluk yaşıyorsanız önce lütfen içinde bulunduğunuz ya da hissettiğiniz o duyguyu anlamlandırmaya çalışın. Öfkeliyseniz neye öfkelisiniz, nasıl bir öfke bu? Çok sevinçliyseniz neyin mutluluğu, burada mutlu eden şey ne sizi? Bu noktada çok kararsız hissediyorsanız yaşadığınız kararsızlık neyle alakalı olabilir? Önce duyguyu anlayabilmeliyiz ki onu doğru bir şekilde, anlaşılabilir şekilde hatta bazen net bir şekilde ifade edebilelim. Kendi zihnimizdeki karmaşıklıklar, duygusal karmaşıklığımız ya da oryante bir yapıda olan duygu yoğunluğumuz maalesef ki doğru iletişimi de önüne geçebiliyor. Maalesef ki onu karşıya doğru iletmemizdeki yoğun problemlerden birisine sebebiyet veriyor. Bir diğer kısım, şayet sizler ya hep böyle oluyor hocam. Ben iyi dert dinliyorum, onun sıkıntılarını dinliyorum, arkadaşlarımın dertlerini dinliyorum ama bir yerden sonra da bana karşı işte yamuk yapıyorlar, aynısını onlardan görmüyorum. Ben bir şeyleri ifade ettim ve dalga geçmeye başlıyorlar bu noktada. İşte o zaman burada sorgulanması gereken şey sizin duygunuzu ifade ettikten sonra yaşadığınız zorluklar mı yoksa o ortamdaki kurduğunuz ilişkinin yapısı mı?
Şayet bu noktada problem yaşıyorsanız bu duygunuzu ifade etmekle çok da alakalı değil gibi sevgili izleyenler. Bu içinde bulunduğunuz o ortamın dinamikleri ve o dinamiklerin neye göre kurulduğuyla alakalı bir durum. Hocam ben duygumu ifade ediyorum bir noktada fakat pişmanlık yaşıyorum. Sonra ne konuşsam ne ifade etsem işte sevgilim benimle dalga geçti. İşte kocam benimle dalga geçti ya da çocuklarım beni anlamazdan geliyor dalga geçiyorlar bu noktada. Lütfen bu kısım. Sizin duygunuzu ifade etmekle alakalı mı? Yoksa çocuklarınız, sevgiliniz, aileniz, eşinizle kurduğunuz ilişkinin yapısıyla alakalı mı? Buraya dikkat edin. Acite ettiğiniz, belki de farkında olmadan abartılı bir şekilde ortaya koyduğunuz duygu ifadesi doğru karşılığı karşıda bulmayabilir. Karşısı için gereksiz, sıkıcı ya da abartılmış olarak gelebilir. Dolayısıyla buna verecek karşılık da maalesef ki bu düzlemdedir. Duygularınızı ifade ederken ki ses tonunuz, duygularınızı ifade ederken kullandığınız kelimeler, duygularınızı ifade ederken oturuş tarzınız bile karşıdaki kişinin bir şeyleri anlamlandırması için size yardımcı olabilir. Fakat bunun yerine geriye doğru çekilmeyi, bunu ifade etmek yerine bunu kendi içinizde öğütmeye çalıştığınız bir düzlemde de maalesef ki psikolojik açıdan büyük zorluklar yaşayabilir ya da başka rahatsızlıkların tetiklenmesine sebebiyet verebilirsiniz. Lütfen bu kısma da dikkatli bir şekilde eğilmekte fayda var. Her önüne gelen kişiyle, her önüne gelen noktada hiçbir ortamın kuralına, toplumun ya da o ortamın özelliklerine bakmadan bir duygu ifade şekli ortaya çıktığı zaman da bu sosyal ilişkilerinizi derinden etkileyebilir, koparabilir, bitirebilir ya da sınırlandırabilir. Elbette ki ifade edebilmek, onu boşaltabilmek bizim için çok kıymetli. Fakat bakın hayatın içinde mutfağın gideri başka bir yerdendir, odanın içinde banyonun gideri başka bir yerdendir. Yani doğru şekilde doğru boşaltımı, doğru aktarımı yapabilmek için de ortamın şartlarının buna müsait olması gerekir. Çok öfkeli olduğunuz bir anda bir olayla alakalı fikrinizi beyan edecekken farkında olmadan öfke o beyan etmek istediğiniz duyguyu çevreleyebilir ve böylelikle rahatlıkla kuracağınız bir iletişim ya da ilişki tarzı büyük tartışmalara sebebiyet verebilir. Karşıdaki kişiyi sen diliyle tetikleyebilir. O da sizin duygunuzu anlamak, anlamlandırmak yerine kendisini savunmak için belki de karşı atağa geçebilir. Duygularınızı ifade etmenin en kestirmeden yolları bu. İnternette bununla alakalı çok kıymetli, çok güzel bilgiler var. Bilgilendirici videolar var, çok güzel okuma önerileri var, kitaplar var bununla alakalı ama temelinde yatan şey aslına bakarsanız bilimsel yaklaşımların hepsinde neredeyse aynıdır. İfade etmek için önce tanımanız lazım. İfade etmek için önce ortamın dinamiklerine bakmanız lazım. İfade etmek için karşıdaki kişinin yapısını, karşıdaki kişinin özelliklerini duyabilmeniz, görebilmeniz, fark edebilmemiz lazım. Bazen kişi duygusunu ifade ederken karşıdaki kişinin duygusuna kör olabilir. Karşıdaki kişinin duygusuna sağır olabilir. Karşıdaki kişinin duygusunu önemsizleştirecek, değersizleştirecek bir noktaya doğru getirebilir. Ve böylelikle aldığı karşılıktan sonra kendisi de buna benzer bir yapının içerisine girebilir. Dikkat etmemiz gereken noktaların başında bunlar geliyor. Şayet bununla alakalı daha derinden hayatınızı daha başka alanlarda, başka döngülerde etkileyen bir problem haline almışsa bu nokta, kesinlikle size bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ediyoruz. Bu noktada oldukça kıymetli bir kısım boşaltılabilir hal, anlamlandırabilir bir hal ve bununla alakalı dünya üzerinde kullanılan çok güzel teknikler var. Ve birçok uzman da bu tekniklere zaten ilgili ya da o teknikleri bilir bir yapıda olabiliyor. Sabrınız için çok teşekkürler sevgili izleyenler. Klinik psikolog Erdinç Türk ben. Zihin Atlası programında haftaya başka bir konuyla sizinle birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.